Dünden kalanlardan herkese tekrar merhaba diyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz. Yine dopdolu bir yayın akışımız olacak. Önce rakamlar gelsin ekrana, ardından Ankara gündemini alacağız. Ve Figen Özavcı Gümrücineli özellikle piyasa kapanışında bizimle olacak. Londra'da Ceren Dilekçi her zaman olduğu gibi Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu makine sektöründe neler olup bittiğine dair ve yeni yatırım projelerinden bahsedecek. Cem Sümbül Habertürk Teknoloji Editörü yine bizlerle olacak. Yine yeni gelen haber akışlarına dair gündemi konuşacağız diyelim. Ve Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman 1.53'lük yükseliş, 1405 puan seviyesine kadar gelinmiş durumda. Dün sert satışları konuşuyorduk. Bugün hızlı yükselişleri konuşuyoruz. Dolar TL tarafında yatay diyebiliriz. 7.64-38 seviyesindeyiz. Euro TL 9.34-14. Euro dolar paritesi 1.22-19. Tahvil tarafına geçtiğimiz zaman 2 yıllık tahvilde yataylığımızı koruyoruz. 10 yıllıkta 12.89 olarak gerçekleşiyor fiyatlamalar. Avrupa borsaları geneli yeşillerde toparlanmanın devam ettiğini söyleyelim. Özellikle dünkü satışların ardından dün de çok özellikle Avrupa tarafında havacılık olsun pek çok sektörün etkilendiği biliniyor. Bu aşı haberlerine dair endişeleri yansıtıyordu. Yeni mutasyona uğramış virüsle ilgili olarak, yeni demeyelim ama koronavirüsün mutasyona uğraması ile ilgili olarak BioNTech tarafından açıklamalar var. Ceren bize detaylarını aktaracak. Bu arada İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte daralmaya devam etti. 8.6'lık bir daralmadan bahsediyoruz. Bir de İngiltere tarafında rekor borçlanma var. Esas konu şu anda orada Brexit belirsizliği ve karantina ve bir takım sınır ticaretindeki sıkıntılardan ötürü gıda kıtlığından bahsediliyordu. Yani yük taşımacılığı Fransa ve İngiltere tarafında aksayınca bir takım gıda ürünlerinin raflarda yerini alamayacağı endişesi konuşuluyordu. Ceren'e detaylarını soracağız. ABD tarafına geçtiğimizde Senato'dan geçen Covid teşvik paketini bugün konuşuyoruz. Dünkü satışların ardından Dow Jones tarafında halen daha bir kayıp yaşanıyor ama S&P kendini yukarı atma çabası içinde, Nasdaq Teknoloji Endeksinin de pozitif seyrettiğini söyleyelim. Emtia tarafına bakalım son olarak. Spot altın yatay 1873 dolar. Gram altın 461 TL. 1-2 haftadır bu seviyelere alıştık. Bitcoin 23.441 dolar seviyesinde. Brent tarafında 50 dolar. ABD tipi ham petrolde 47 dolar 12 sent seviyesindeyiz. Olcay'a dönelim hemen. Ankara gündeminde neler konuşuluyor? Olcay, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum sana. Sözü sana bırakıyorum. Detayları senden dinleyelim. Gözde, iyi akşamlar dilerim ben de. Gözde, aslında bugün milyonların dört gözle beklediği asgari ücrete ilişkin bu düğümü çözebilecek veri ortaya çıktı. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını Türk İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu bekar işçi için asgari ücret geçim tutarını açıkladı. Buna göre ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre %19.78 oranında artışla 2.792 liraya, orta işlerde çalışan işçi için %20.17 artışla 2.507 liraya, hafif işlerde %20.53 artışla 2.339 liraya yükseldi. Bu verilerle birlikte asgari ücrette 2.600-2.700 bandı öne çıktı. Bunu hep birlikte göreceğiz. Asgari ücrette son bir toplantı kaldı. Bu toplantının cuma günü ya da pazartesi salı günü yapılması bekleniyor. Burada asgari ücret belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu sıralarda partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Birazdan parti sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının içeriğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Saat 18 sularında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi. İki liderin de gündeminde ekonomi ve 2021 bütçesi vardı. Liderler ekonomi üzerinden iktidara yüklendi. 2021 bütçesinin yoksul açısından, vatandaş açısından bir şey getirmediğini öne sürdüler. Asgari ücrete de değindi liderler. Asgari ücretli çalışanların enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya
çalıştığını söylediler. Gözde önemli bir satışla ilgili son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Fransız enerji devi Engie değişik sektörlerde yatırımları var. Bunlardan birisi İzmit Gaz, kısa adıyla İzgaz'da %90 ortaklığı var. Diğeri de Ankara'da kurulu bulan Baymina. Bu iki şirketi ya da varlığı paket olarak Engie satmak üzere görüşmeler yapıyordu. Son aldığım bilgiye göre görüşmeler tamamlandı. Türkiye'de doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren Palmet, Gebze'de ve Erzurum'da şehir içi gaz dağıtım işini yürütüyor. Palmet söz konusu şirketlerin satın alınması konusunda Engie ile anlaşmış. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Rekabet Kurumu'na da gerekli onay, hisse devri onayı ya da izinler için başvurulduğunu öğrendim. Bununla ilgili resmi açıklamaların bir süre içinde yapılacaktır. Baymina'nın %100'ünü alıyor Palmet. İzgaz'ında ya da İzmit Gaz'ında %90'ı, %10'u da ilgili belediyenin. Baymina 770 megawatt gücünde ve tam kapasite çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kWh elektrik üretiyor. 325 bin aboneli İzgaz, Türkiye'de 5. büyük şehir içi doğalgaz dağıtım şirketi, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli'nin gaz dağıtımını gerçekleştiriyor. Bir konuda özellikle koronavirüsün mutasyona uğraması sonrasında Türkiye, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu Gözde. Bu konuyla ilgili bilet alan yolcuların bazı soruları gündeme gelmiş. Ben bununla ilgili olarak Ankara'da Sivil Havacılık'la ve Ulaştırma Bakanlığı'yla konuştum. Buna göre mevzuat uyarınca yolcuya talep edilmesi durumunda bilet ücretinin iade edilmesi gerekiyor. Dileyen yolcunun bileti açığa alınacak ve bu yolcular istedikleri zaman uçabilecekler. Havayolu şirketlerinin de bu işlemi ya da bu talepleri sorunsuz, şikayete yer bırakmayacak şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu arada Sivil Havacılık'la ilgili önemli bir gelişme sayılabilir. Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici 5 Ocak itibarıyla 65 yaşı doldurduğu için yaş haddinden emekli olacak. Son bir başlık gaz sektörüyle ilgili. 2020'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla ithal ediyor ve buradan karşılıyor. Rusya'dan BOTAŞ'ın yanı sıra özel sektör de gaz ithal ediyor. Geçen yıl özel sektör öngörülen miktarda ya da sözleşmede taahhüt edilen miktarda gaz çekmemişti ve 6,5 milyar metreküp gaz da al ya da öde, daha anlaşılır bir ifadeyle çekmediğiniz gazın faturasını ya da bedelini ödeme anlamına geliyor. 6-6,5 milyar metreküp gazda al ya da öde faturasıyla yüz yüze gelmişti. Bu yılda yılın tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Aşağı yukarı 5 milyar metreküplük gazda al ya da öde sorunu ya da hesabı söz konusu olduğu belirtiyor. BOTAŞ'ın kıl payı al ya da ödeye girmeyebileceği ya da bir miktar girebileceği konuşuluyor. Ama burada özellikle Rusya geçen yıl 2019 için faturayı göndermemişti. 2020'de de 5 milyar civarındaki gazla ilgili faturayı göndermesi durumunda özellikle özel sektörün ağır bir yükle karşı karşıya kalabileceği, bazılarının piyasada kalıcı olması konusunda sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Gözde, benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Söz sende. İyi akşamlar. Olcay, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlar devam ediyor. Abdurrahman Yıldırım bizlerle demiştim. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz isterseniz yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı konuşarak başlayalım. Borsa kapanışa doğru sizden bir borsa değerlendirmesi de tabii rica edeceğim. Aynı zamanda bugün yine konuşacağımız konular arasında halka arzlar da olacak. Hem son olarak Arzum'un halka arzı, hem de bu önümüzdeki sene için muhtemel halka arzların biraz listesinden bahsedeceğiz. Yani son olarak nasıl bir trend var, neler öngörülüyor. Bireysel yatırımcı ilgisinin arttığı bir ortam var. Aynı zamanda geçtiğimiz haftada yabancı yatırımcının alımlarını sürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla genel anlamıyla hem para giriş çıkışları, hem önümüzdeki dönemde kur ve Merkez Bankası politikaları anlamında değerlendirme yapacağız. Önce tabii ki Merkez Bankası tarafından kaç baz puanlık bir artırım beklentiniz var ve sizce de faiz artırımı yapılmalı mı?
Şimdi böyle bir beklenti oluştu piyasada. Oluştuysa yapılmalı. Miktarı yani yarım puan değil ama bir puan civarında olabilir pekala. 2 puan yapılırsa bu hakikaten biraz cömertçe davranılmış bir faiz artırımı olur. Niye bir puana girince yani piyasalar bu kadar enflasyonda artış beklemiyordu Kasım ayında. Ama Merkez Bankası öyle anlaşılıyor ki bekliyor idi. Dolayısıyla enflasyonun yükselebileceğini geçen Kasım ayındaki faiz artırımı sırasında belirtmişlerdi. Ama buna karşılık piyasa hazırlıksız yakalandığı için ve böyle bir beklentiye kapıldığı için böyle bir küçük oranlı bir faiz artışına gidebilir. Bir de bu dönem içerisinde işte önümüzdeki birkaç ay sürede diyelim enflasyonun biraz daha böyle bir basamak daha, bir puan daha, 1,5 puan daha yukarı gitme ihtimali var. Böyle de bakınca işte %15 faiz, politika faizi %15,5 ya da %16 olabilecek bir enflasyon. Sanki yani 1 puanlık artış enflasyon düzeyini yakalamış gibi olacak. Belki gelecek toplantıya da böyle bir şey olabilir. Ama ben sırf piyasa böyle bir şeye beklentiye girdiği için Merkez Bankası'nın da piyasa beklentilerini yerine getirmek konusunda hani isteksiz olmayacağını düşünüyorum. Bir de yani yarım puan, 1 puan artık bunun çok da önemi yok. Çünkü %15 zaten faiz. Kredi faizleri %17-18. Yani bu faizler üzerinden zaten hani kredi kullanıp da tüketim yapacak ya da iş yapacak insan az ya da şirket az. Dolayısıyla kredi büyümesi de giderek yavaşlıyor, duruyor. Dolayısıyla sırf hani piyasaya bir şey olsun diye piyasadaki genel şeyi eğilimi işte yüksek moraliteyi bozmayalım diye böyle bir şey yapabilirler. Ama dediğim gibi yani bu faiz de ince bir ayar gibi bir şey denebilir buna. Bunun dışında zaten yani rayına girmiş bir piyasa, rayına girmiş bir faiz, işte yine rayına girmiş bir döviz kuru ile karşı karşıyayız. Enflasyon konusunda biraz böyle birkaç aylık bir beklentide biraz daha yükselme söz konusu. Onu da işte döviz kurunu rayından çıkartmazsak başarabileceğiz gibi görünüyor. Şimdi özellikle mesela banka genel müdürlerinden ki Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş'i kastediyorum bir yandan bugün açıklamaları vardı. Bu sıkı para politikasının 2021'in ikinci yarısına kadar devam edebileceği öngörüsü içerisinde ki biz bunu yabancı raporlardan da bugün bir takım benzer yorumları duymaya başladık. Bu anlamda mesela beklentiniz ne olur? Kurla ilgili özellikle dizginlendi dediniz. Bundan sonrası için mesela kurla ilgili aşağı yönlü bir eğilim devam ederse şayet ki işte aşağı haberleri diyoruz turizmde 2021'de daha olumlu bir tablo, biraz işte ihracat tarafının destek atması gibi senaryolar ve tabii ki Borsa İstanbul tarafındaki yabancı sermaye girişi. Tüm bunları topladığımızda 2021'in ilk yarısı sonrasında tekrar bir faiz indirimi mi acaba gelebilir? Gelebilir mi? Yani faiz indirimi gelebilir ama birinci yarıda değil. Muhtemelen yılın ikinci yarısında faiz indirimini bekleyebiliriz. Bu biraz da enflasyonun seyrine bağlı. Enflasyonda Nisan ayından sonra ki işte Mayıs'la beraber baz etkisi de olumsuz baz etkisi de ortadan kalkacak. Dolayısıyla matematiksel olarak da enflasyonun düşürülmesi daha bir kolaylaşacak. Ama alınan önlemler de sonucunu vermeye başlayacak. Dolayısıyla faizde yeni bir düşüş eğilimi ancak hakikaten yılın ikinci yarısına kalır gibi görünüyor. Bir de yılın ikinci yarısında işler de açılmaya başlayabilir. İnşallah bu salgın hastalık hastalığı yenmiş oluruz ya da önemli ölçüde kontrol altına almış oluruz dünyayla beraber. Dolayısıyla işler de açılmaya başlar. İşler açılmaya başladığı zaman elbette kredi kullanımı, faiz oranları da önemli hale gelmeye başlar. Talep de artar ama bu sırada bir politika faizinde indirim
en azından finansman açısından şirketlere, kredi kullanıcılara yardımcı olur. Evet, Borsa İstanbul'la ilgili olarak yorumlarınızı rica edeceğim. Yılı kapatıyoruz artık. Bireysel yatırımcı ilgisinin oldukça arttığı bir ortam vardı. 2021'de de bunun devam etmesini bekler misiniz? Çünkü biraz faizlerin faiz artırımının da desteğiyle, belki bir miktar enflasyonda da geri çekilmeyle birlikte mevduat tarafının cazip olabileceği de biliyorsunuz çok fazla sizinle de konuşuyorduk. Borsa İstanbul tarafındaki seyre baktığımızda halen daha biz tüm endeks öncülüğünde endeksin devam ettiğini görüyoruz aslında. Yabancı ilgisi ayrı bir konu, onu ayrıca soracağım ama bireysel yatırımcı ilgisi devam edebilir mi? Eder diye ben tahmin ediyorum. Çünkü bireysel yatırımcılar borsadan iyi para kazandılar. En azından yeni gelenler ki işte sayısı yaklaşık 700 bin bu yıl için borsaya gelenlerin, bu yeni yatırımcıların girmiş olduğu BIST 100 dışındaki küçük hisse senetleri ki bunların sayısı da işte 200'ün üzerinde oluyor. Yani BIST 100'de büyük hisse senetleri ve borsa fiyat düştü indi çıktı dediğim zaman BIST 100 endeksini kastediyoruz. BIST 100 dışındaki hisse senetleri ise işte 240 civarında bir hisse senedi. Dolayısıyla toplamda 350-360 civarında bir hisse senedi işlem görüyor borsada. Küçük hisse senetlerinin işlem gördüğü bu hisse senetlerine yerli küçük yatırımcılar hakikaten büyük ilgi gösteriyor. Büyük hisse senetlerine girmiyorlar. Bu endekse de baktığımız zaman aslında borsanın genel endeksini yani BIST 100 büyük hisse senetlerinin yer aldığı ana endeksi 10 kat hatta 11 kat yendiğini, üstüne çıktığını görüyoruz. Bu ne zamandan beri? Faiz düşüşünün başladığı Temmuz 2019'dan bu yana, daha yeni hesapladığım için geçen hafta cuma kapanıyor. Yok cuma değil yani dünkü fiyat hareketlerine göre hesabını yaptım. Hakikaten %247 artış çıkıyor. Yani BIST 100 dışındaki hisse senetlerinin ortalama değer artışı ki bunların içerisinde %1000, %2000 değer artıran da var. Manipülasyon yapılan hisse senetleri de var. Sermaye piyasası kurulunun onlarca şirkette hisse senedinde yine belki yüzleri aşan insanı işte manipülasyon yapmakla suçladığı, piyasa bozucu işlemlerle suçladığı, idari para cezası kestiği şeyler de var. Ama sonuç değişmiyor. Sonuçta küçük hisse senetlerine yatırım yapan küçük yatırımcılar, bireysel yerli yatırımcılar hakikaten son 1,5 yıla bile varmayan bir dönem içerisinde %247 gibi çok çok yüksek bir getiriyi paylaşmış oldular. Ama kaybedenler de mutlaka vardır aralarında. Ama sonuçta dün mesela bak, panik satışları değil mi? Evet, dün panik satışları olduğu mesela bugün bir miktarının toparlanma var diyoruz ama dolayısıyla böyle zamanlarda da ki pandemi süreci içerisinde de çok fazla gördük. Biraz daha herhalde tansiyonu yükseltmeden sakin kalarak davranılması gerekiyor. Yani tansiyonu yükseltseniz de devam etmiyor. Yani diyelim ki dünkü belirsizlik içerisinde hareket edip satanlar yani sattıkları fiyat da fena değil diye düşünebilirsiniz. Çünkü özellikle bu küçük hisse senetleri endeksi hakikaten bence fiyat yönünden şişmiş durumda. Dolayısıyla baktığınız zaman iyi fiyatlardan satmış oldular. Yani bugün işte daha farklı bir dünyaya başladık. Dolayısıyla algı biraz daha değişti. Pozitife doğru döndü. Buna paralel olarak da bugün başka bir hisse senedine ya da aynı hisse senedine biraz daha fiyat farkıyla işte nedir o borsadaki işte artışı gördük. Belki küçük hisse senetlerine ben bakmadım bugün ne kadar arttın ama orada biraz daha fazla artış olabilir. Yani %2-3 farkla yeniden girebilirler. Dolayısıyla hani evet, çok da bir şey kaçırmış değiller. Peki. Bir Borsa İstanbul tarafını kapatalım efendim. %1,48'lik yükseliş var. Bugün 1404 puan ile kapanışı yapmış bulunuyoruz. Puan, özellikle yüzdesel anlamda en çok yükselenler arasında %10 ile Alarko Gayrimenkul ilk sırada bulunuyor.
Alarko Holding, Çelebi Hava Servisi, Doko, Borusan gibi hisselerin ilk etapta ön planda olduğunu görüyoruz. En çok geri çekilenler arasında da Halk Gayrimenkul, Kartonsan, Selçuk Eczacı Deposu, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası gibi hisselerin olduğunu görmekteyiz. Bugünün teması dünden kıyasla bakalım nasıl, Mehmet Gerz'e soracağız. Ata Portföy Genel Müdürü Yardımcısı, hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Mehmet Bey, dünkü kayıpların telafisi ne derece yapılabildi? Bugünkü tema nedir ve acaba hafta genelinde nasıl bir fiyatlama göreceğiz? Önümüzde de bir faiz beklentisi var. Faiz kurulu. Ya dünkü satışın büyük ölçüde geri alındığını görüyoruz. Buradan da yatırımcı şunu görmeli. Piyasa aşıyla ilgili, işte korona ile ilgili haberlerde sert dalgalanabiliyor. Yani %2 aşağı, %1,5 yukarı, bunlar olağan bir dalgalanma haber akışı içinde. O yüzden günlük fiyat hareketine bakıp da orta ve uzun vadeli stratejisini değiştirmemeli. Ben piyasada 2021'in daha düzenli, daha sağlıklı bir yıl olmasını bekliyorum. Çünkü biraz önce Abdurrahman Bey'in bahsettiği gibi son 1,5 yıldır borsada ufak hisselerin çok kontrol dışı, temel analizle alakası olmayan hareketleri var. Nitekim bakıyoruz, yılbaşından beri borsa endeksi %23 prim yapmış durumda. Ki bu normal bir prim. Çok dalgalı bir seneydi. İyi bile sayılır. Ama buna mukabil BIST 100 dışı ufak hisseler %120 prim yapmış durumda. Bu rejimin, gidişatın biraz değiştiğini ben gözlemliyorum son 1-2 aydır. Mesela son 1 aya baktığımızda borsa endeksi %9,5, BIST 100 endeksi. BIST 100 dışı ise %6,7. Yani artık büyük bir orta ölçekli hisse senetleri liderliği almaya başlıyor. Bu trendin 2021'de ben daha belirgin olmasını bekliyorum. Bu çok önemlidir. Çünkü gerçekten BIST 100 dışı hisselerde çok spekülatif, hatta birçok yerde manipülatif hareketler var. Bunlar küçük bir sürü yatırımcı borsaya geldi son bir yıldır. Çok tehlikeli bir gidişat. Yani oralarda bazı kayıplar olacak kaçınılmaz bir şekilde. Bunun geç olmaktansa erken olması daha iyi. Bir balon var diyeyim yerindeyse, onun bir noktada patlaması gerekiyor. Ama borsada normal şirketlerin liderliğinde bir gidişat daha sağlıklı olacaktır. 2021'e ben bu ümitle bakıyorum. Daha kısa vadeli Merkez Bankası kararından bahsettiniz bu hafta. Evet. Geçtiğimiz yani son 1-2 senedir yaşadığımız gibi kötü sürprizler artık piyasa beklemiyor. Çünkü o mesajı çok kuvvetle verdi gerek ekonomi yönetimi gerekse Merkez Bankası yeni başkanı. Bizim beklentimiz 100-150 baz puanı arası bir artışın yeterli olacağı yönünde. Çünkü sonuçta kredi büyümesi ciddi şekilde yavaşladı. Döviz kurunda iyi kötü bir istikrar arayışı var. Bunları göz önüne aldığımızda artık Merkez Bankası'nın faiz artışlarında çok aşırı agresif olmasına gerek yok. Ama geçtiğimiz ay enflasyonu beklentinin üstüne çıkmıştı. O yüzden ona reaksiyon olarak bir 100-150 baz puan yapması gerekir. Bunun altında yaparsa bu kötü bir sürpriz olur döviz açısından, ki bunu yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü yeni yönetim şeffaflık, öngörülebilirlik gibi çok önemli mesajlar verdi. Bunlara en azından bir 6 ay, 1 sene uyacağını ben düşünüyorum. Yani siyasi şartlar zorlasa bile. O açıdan Perşembe günü ben bir sürpriz beklemiyorum. 2021'e girerken döviz kurunun, dolar kuru olarak konuşursak, 7.50 civarında yeni bir denge bulması, istikrar kazanması gerek reel ekonomi açısından gerekse de Türk lirası varlıklar açısından çok çok önemlidir. Bu sağlandıktan sonra zamanla enflasyon beklentileri aşağıya gelecek. Dolarizasyon da terse dönmeye başlayacaktır. Ama bunun için biraz sabırlı olmak lazım. Yani Merkez Bankası'nın ekonominin
bir süre, birkaç ay yüksek faizle yaşaması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ben ikinci çeyrekle birlikte döviz kurunun, faizlerin, enflasyon beklentilerinin aşağıya gelmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında belirgin bir şekilde dolarizasyonun çözülmesini bekliyorum. Evet Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Yılın ikinci yarısında özellikle dolarizasyona dair bir çözülme beklentisi telaffuz etti Mehmet Gers, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü bizlerleydi diyelim ve Abdurrahman Yıldırım'la devam edelim. Abdurrahman Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mehmet Bey'in önemli yorumları oldu. Vallahi bu şey önemli tabii. Dolarizasyon ya da işte ters dolarizasyon, evet. Dolardan lirasına geçiş gelecek yılın kaderini belirleyecek birkaç önemli gelişmeden birisi. Ekonominin fonlanması açısından, bankacılık sisteminin kısmen rahatlatılması açısından, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin artırılması bakımından vesaire önemli. Bunun olabilmesi için alınmış olan kararların devam ettirilmesi, tutumun aynen korunması gerekiyor. Yani bir erken gevşeme söz konusu olmaması lazım. Hani nasıl olsa biz kuru sakinleştirdik. Üçüncü ayında hadi yine kredi pompalayalım sisteme. Ekonomi canlansın diye erken bir adım atar isek bu sefer hakikaten çok ters teper ve yani 3-4 aylık bu kemer sıkma ya da acı ilaç içme şeyini de boşa harcamış oluruz. Dolayısıyla bu acı ilaçtan beklediğimiz faydayı görebilmemiz için sabırlı olmamız, zamanını beklememiz kısmen değil, önemli ölçüde ekonomideki o kredi artışının yaratmış olduğu sakıncalı durumlar, ki bunun başında işte enflasyon geliyor, cari açık geliyor, bütçe açığı geliyor, o bankacılık sistemine yapmış olduğu tahribat geliyor. Bütün bunların denetim ve kontrol altına alınmış olması lazım. Dolayısıyla ilacın hakikaten acı ilaç olması lazım. Yoksa acı ilaçtan sonra hemen şerbet vermeye kalkarsanız bence bu acı ilaç da olmaz, şerbet de şerbet olmaz. Dolayısıyla yani galiba evet, yani acı ilacı içmeyi biz sürdürebilirsek, buna tahammül edebilirsek yılın ikinci yarısından itibaren kısmen bir düzelme ve normalleşme sağlayabiliriz. Peki bir de halka arz tarafını konuşalım. Dilerseniz son olarak Arzum'un halka arzı, özellikle onunla ilgili yorumunuz nedir, onu merak ediyorum. Bir de tabii önümüzdeki dönem için 2021'de de Borsa İstanbul oldukça gözde olacak deniyor. Halka arzlarla ilgili olarak liste kabarık ve yılın ilk yarısına sıkıştırılmış bir tablo var. Özellikle ağırlıklı olarak da Mayıs ayını görmekteyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi son halka arz gayet başarılı görünüyor. Çünkü hisse senedi nispeten piyasa hacmi küçük diyebileceğimiz toplam 34 milyon dolarlık bir halka arz. Ama buna karşılık 183 bin kişiye dağıtılmış, satılmış. Yani insanlar çok az almış, bundan alabilmiş. Talep çok yüksek. Bu yönüyle başarılı. Küçük bir hisse senedine bu kadar büyük ölçekli talep gelmesi de ben ilk defa karşılaşıyorum. Yani bundan önce büyük halka arzları gördük. Türksel, işte diyelim ki Emlak Konut, Halk Bankası, işte diğer bankalar büyük halka arzlardı. Tüpraş büyük halka arzı, Pekkim büyük halka arzı özelleştirme kapsamında. Yani bunlara da büyük yatırımcılar, yani çok sayıda yatırımcı geldi. Ama yani bunlar zaten büyük şirketler. Yani burada hakikaten son derece makul bir şirketin, ama ayakları da yere basan ve düzgün çalıştığı anlaşılan bir şirketin halka arzına bu kadar talep gelmesi hakikaten bizim değişen yatırımcı tabanı ile ilgili. İşte o az önce konuştuğumuz küçük hisse senetlerine girip, küçük hisse senetlerine hareket ettirip, işte endeksi son 1,5 yılda %247 artıran, ki borsanın bu dönemdeki artışı %23, %23'e karşı %247 artış.
yapılmış. Bu taktik ve yöntem ya da bu sonucu doğuracak örgütlenme biçimi iyi sonuç vermiş. Dolayısıyla aynı sonucu yeni halka arz edilen bu hisse senedinde de yapmak istiyorlar şeklinde ben algılıyorum. Küçük hisse senedi, dolayısıyla hakim oluruz, kolaylık hareket ettiririz, buradan kolay para kazanırız şeyi de var. Dolayısıyla şirket sahiplerinin ya da halka arzı yönlendiren, yönetenlerin de dikkat etmesi lazım. Yani hisse senedini küçük yatırımcılar dediğimiz, işte yerli bireysel yatırımcılar, spekülatörler ya da manipülatörler, bunların elinde oyuncak haline getirtmemeleri lazım, ama bunun yolu ve yöntemi biliniyor aslında. Belli bir maliyeti de var. Dolayısıyla hisse senetlerine hani sattık, paramızı aldık, çıktık, geri ne yaparsanız yapın değil, hisse senetlerine sahip çıkmaları lazım piyasada da. Yani bu tıpkı işte bir babanın kızını evlendirmesi gibi, yani ben evlendirdim gerisine karışmıyorum diye bir şey yok. Tıpkı babalar gibi hisse senedini de ihraç edenlerin hisse senetlerine hakikaten uzaktan izlemesi, sahiplenmesi, sahip çıkması, kötü yola düşmemesi konusunda hakikaten destek vermeleri gerekir. Verirlerse hakikaten iyi olur. Ama bundan sonra da küçük hisse senetleri halka arz edilecekse ve belli bir hikayesi de varsa, yani tamamen altı boş, şirketin belirgin bir geçmişi yok ise buna ilgi olmayabilir. Burada bu şirketin bir geçmişi de var. Tanınan bir şirkette. Tamam, orta büyüklükte bir şirket ama tanınan bir şirket. Dolayısıyla bu şirketler geldikçe bu şirketlere talep olabilir. Çünkü bu piyasada artık yani milyona yakın küçük yatırımcı var ve küçük hisse senetleri tercih ediyor. Ama büyük arz geldiğinde, büyük bir şirket arzı yapılmaya başlandığında gerçekten talebi orada göreceğiz. Yani yabancı talebi ne kadar, büyük ve kurumsal talep ne kadar ve küçük bireysel yatırımcıların talebi ne kadar. Ben bu yani bir büyük halka arzın yapılabileceğini ama bunun arka arkaya yapılamayacağını düşünüyorum bu piyasada. Fiyatlar etkileyebilir ya da halka arzın gayet cazip fiyatlardan olması lazım ki alınabilsin. Ona da herhalde halka arzı yapanlar razı olmaz. Dolayısıyla bedavada hisse senedi vermeyeceklerine göre ben aralıklı bir şekilde büyük halka arzların olabileceğini, yani birkaç ay arayla en azından, bunu da halka arz edenler değil ama arza izin veren sermaye piyasası kurulunun ayarlaması lazım. Yoksa bir anda likiditeyi, diyelim ki yani 500 milyon dolarlık, 700 milyon dolarlık bir halka arzla piyasadan çekerseniz bu kalıcı likidite çekilmesi demektir. Devamında fiyat düşüşleri ya da fiyatlara etki yapar bu. Ve yeni bir halka arzı olduğu zaman da çok sınırlı talep gelir. Dolayısıyla halka arzları da yönetmek, zamanlamasını iyi yapmak, araya belli bir zaman dilimi koymak, talebin olgunlaştığını gözlemlemek lazım. Bir de eninde sonunda İstanbul Borsası belki ya da piyasayı işte çalıştıranlar, borsanın kendisi ya da sermaye piyasası kurulu da küçük hisse senetleriyle büyükler acaba bir arada mı işlem gördürelim yoksa ayrılalım mı? Ayıralım ayrıca böyle iki şeye. Buna bir karar vermeleri lazım. Yani İstanbul Borsası bir KOBİ borsası mı olacak? Yoksa yani işte Seçkin kısmen orta ve büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı bir borsa mı olacak? Buna bir karar vermeleri lazım. Dolayısıyla aynen Amerika'da belki olduğu gibi düşünülebilir de, hani küçük ve KOBİ şirketlerinin yer aldığı Russell endeksi var, piyasası var. Buna karşı işte dünyanın da izlediği S&P 500 endeksi var, Dow Jones endeksi var, Nasdaq endeksi var filan. Dolayısıyla böyle bir ayrıma da gidilebilir piyasada zaman içerisinde. Bunun da düşünülmesi lazım. Çünkü borsa deyince yani Türkiye'nin en büyük şirketleri de orada. Ama çok büyük ölçüde de az önce de söyledim,
200'den fazla şirkette çok küçük. Ve bunlar da burada işlem görüyor ve burada da işte insanlar geliyor 3 bin lirayla, 5 bin lirayla ya da 10 bin lirayla işlem yapıyor. Ama bu işlemler de birbirleri takip eden ya da organize edilen bir alım şeklinde, organize edilen bir satım şeklinde olduğundan fiyatları değiştirebiliyor. Dolayısıyla bir piyasada olmaması gereken şeyler oluyor şu anda. Bunu da engellemek son derece zor. Çünkü bu insanlar, bireysel yatırımcılar farklı sektörlerde örgütlenebiliyor. Belli illerde, ilçelerde örgütlenebiliyor. Meslek kuruluşlarında örgütlenebiliyor. Arkadaşlık grupları olabiliyor. Sosyal medyayı kullanıyorlar, haberleşme araçlarını kullanıyorlar. Geleneksel yöntemlerle artık bunları izlemenin, takip etmenin, denetlemenin imkanı da yok. Dolayısıyla böyle bir ayrıma gidilmesi lazım. Yani bir yerde küçük hisse senetlerinin işlem gördüğü bir KOBİ borsası, belki piyasası oluşturmamız lazım. Ve insanlar hakikaten ben küçük hisse senetlerini almak istiyorum dediği zaman doğrudan oraya gidecek, orayı bilecek, oranın endeksini, oranın piyasa yapısını öğrenmiş olacak. Şirketler de hangi piyasada işlem görmek istiyorlarsa işte o yapıyı bilerek baştan karar verecekler ve orada halka açılacaklar, orada kote olacaklar filan. Dolayısıyla anlaşılması da daha kolay. Ve algısı da daha kolay. Dolayısıyla yani yatırımcılar için de seçmesi daha kolay olacak bir piyasa yapısından aslında söz ediyorum. Evet, önemli söyledikleriniz. Şimdi bir yandan da tabii ki bu halka arzlar devam ederken ki bunların hepsinin peş sıra yapılmasının bir risk olduğunu da aslında söylemiş oldunuz. Peki bunlar için bir taze kaynak mı gelir acaba dışarıdan yatırımcılar ile birlikte, yoksa mevcut pozisyonlarını bozup mu acaba halka arzlara yönelirler? Nasıl bir öngörünüz var? Şimdi bir kere büyük şirketlerin kendilerini halka arz etmeleri için bir senaryo çerçevesinde hareket ediyor olmaları lazım. Yani biz diyelim yönetime sahip olan patronu ve yöneticileri işte Türkiye'de şu sektörde şu şekilde büyüyeceğiz, sektör lideri olacağız ya da başka şirketleri de satın alacağız, öyle de büyüyeceğiz. Bunun için şu kadar finansmana ihtiyacımız var ve bunu da sermaye piyasası yoluyla ya da bir miktarını sermaye piyasası yoluyla elde edeceğiz. Dolayısıyla bir kere yatırım yapmaya, faaliyet genişletmeye karar vermeleri lazım. Şimdi önümüzdeki bir iki çeyrek pandeminin, salgın hastalığın etkisi altında olacak. Dünya da aynı şekilde. Dolayısıyla şirketlerin bu büyüme senaryosuna dönmesi, büyüme artı işte ona uygun bir şekilde yatırım ya da işte şirket satın alma, faaliyetlerini genişletme, büyütme ki yeni bir finansman ihtiyacı oradan doğsun ya da finansman elde etsinler ve bu faaliyetlere yönelsinler. Dolayısıyla bu anlamda olur. Ama bunun için uygun değil. Yani sanki pandemiyi geride bırakmakta olduğumuzdan dolayı öyle bir dönem olması lazım ki bu yılın ikinci yarısı gibi görünüyor. İkinci yarısında şirketler işte çevreci yatırımlara mı yönelecekler? Çünkü dünyada şekillenecek bu küresel salgın sonrasında ve yeşil ekonomi ve yeşil yatırımlara doğru yönelinme eğilimi var. Bir yandan da küresel ısınma söz konusu ve buna uygun yatırımlar, ürünler ön plana çıkmaya başladı. Böyle bir konjonktür işte yılın ikinci yarısında gündeme gelebilir. Dolayısıyla ikinci yarısı aşıldıktan sonra asıl ben halka arzları, büyük halka arzları işte bu yeni ufuk ortaya çıkıp şirketler de biz şu şekilde bu dünyada var olacağız dedikten sonra belki hızlanacak halka açılmalar.
Çünkü sadece banka kaynaklarından büyüme yetmeyecek. Yani zaten kredilerin de belli bir sınırı var. Bir de Türk şirketleri artık aşırı borçlu görünüyor. Yani kredi kullanımını aşırı bir şekilde yapmışlar, borçlanmışlar. Dolayısıyla kâr deseler bu kredilerin geri ödenmesi için çalışıyor oluyor ya da bu kârdan oraya ödeme yapmış oluyorlar ve sonra da çok yakınmış oluyorlar. Peki. Dolayısıyla öz kaynaklarını güçlendirmeleri lazım ve bu çerçevede halka açılmaları lazım. Peki, bu konuya geri döneceğiz. Biraz daha iç piyasadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce bir Ceren Direkçi'ye gidelim. Londra'daki son durumu öğrenmek için. Ceren, hoş geldin. Avrupa borsaları ve Londra üzerindeki tüm haber gelişmeleri sende. Gözde merhabalar. Dünkü sert satışların ardından bugün gün boyu Avrupa piyasalarında iyimserlik hakimdi. İspanya ve İtalya borsasında %1'i aşan yükselişler var. Fakat Avrupa'nın genelinde %1'e ulaşan yükselişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İngiltere borsası sınırlı yükselişle işlem görüyor. %0.3'lük birimle işlem görmekte. Çünkü yeni tür virüsün yarattığı baskı İngiltere borsası üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uçuş yasakları devam ediyor ülkeler tarafından konan. Fakat bugün Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada zorunlu olmayan ziyaretlerin yapılmamasını tavsiye etti komisyon. Avrupa Birliği ülkeleriyle İngiltere arasında, yani bir süre daha uçuş yasaklarının devam edeceğini anlayabiliriz. Fakat yük taşımacılığı da hatların açılması çağrısını yaptı. Zaten bugün de Fransa hükümetinin artık açması bekleniyor. Yarın sabah itibariyle İngiltere ile Fransa arasında yeniden ticaretin, mal ticaretinin başlaması öngörülüyor. Pazartesi günü de Fransa nakliye sınırını kapatırken 48 saat süre tanımıştı. Bunun yanı sıra Brexit ile ilgili haber akışını takip ediyoruz. Şu saatlerde Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Barnier Brüksel'de temsilcilerle buluştu ve son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Ve az önce gazetecilere yaptığı değerlendirmede artık Brexit'te nihai aşamada, son aşamada olduğunu ifade etti. Dün İngiltere balıkçılık konusundaki teklifini güncellemişti ve biraz daha yumuşatmıştı Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu. Bugün basına yansıyan haberlerde Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin balıkçılık konusuna yaptığı son teklifi reddettiği belirtildi. Teklife bakacak olursak İngiltere kendi sularında Avrupa Birliği'nin balıkçılar tarafından tutabilecekleri oranı 2021 yılından itibaren %35 oranında azaltmalarını istedi. Fakat Avrupa Birliği bu konuya sıcak bakmıyor çünkü Avrupa Birliği %25 oranında indirime sinyal verdi. Buna sıcak bakabileceklerini söyledi. Bu noktada İngiltere'den bir adım daha atılması beklenmekte balıkçılık cephesinde. Tabii eğer anlaşmaya varılırsa 30 Aralık tarihinde artık Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası'nda yasa tasarısının oylanması beklenmekte. Bunun yanı sıra artan kısıtlamalar ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Hem İngiltere ekonomisi için hem de Euro bölgesi özelinde. Mesela bugün IMF'den Euro bölgesine dair yeni bir uyarının geldiğini gördük. IMF Euro bölgesindeki toparlanmanın beklenenden daha fazla zaman alabileceğini ifade etti ve bu noktada daha fazla teşvik gerekebileceği uyarısını yaptı. Özellikle 2021 yılı ilk çeyrekte daralmanın biraz daha sert olmasını bekliyor kurumlar ve IMF aşağı yönlü risklerin 2021 yılında da Euro bölgesi ekonomileri için devam edeceği öngörüsünü paylaştı. Tabii pandemi dinamiklerinde önemli bir değişiklik olmaması durumunda toparlanmanın da zaman alabileceği öngörüsünü paylaşmış oldu. Bu yıl kurumun beklentisi Euro bölgesi için %8.3 daralma yönünde, önümüzdeki yıl ise %5.2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Euro bölgesinin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları da teker teker Euro bölgesi için son çeyrek tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmeye başladılar. Ortalamaya bakacak olursak şu anda 2020 yılı son çeyrek için Euro bölgesi daralma tahmini %2.2 iken bunu %2.7'ye çıkardılar ve 2020 yılının tamamı için ise daralma beklentisi %7.3 olarak açıklandı. Özellikle mutasyona uğrayan yeni virüsün ne kadar süreceği ve ekonomik aktivite üzerinde ne derece etkili olacağı önümüzdeki günler için belirleyici olacak gibi gözüküyor Gözde. Ceren, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detaylı bir şekilde Ceren'den dinledik Avrupa'daki gelişmeleri. Şimdi Ali Yıldız bizlerle, Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün gelen rakamlara özellikle baktığımızda satışların özellikle iç piyasada devam ettiğini, ihracat tarafının bir miktar daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Nasıl yorum yapıyorsunuz bugünkü gelen rakamları ve yıl sonu beklentileri için yorumunuz?
Şimdi Kasım ayına kadar baktığımızda satışlar Haziran'dan itibaren oldukça iyi geçmişti. İhracat rakamlarındaki artışlar da çok iyiydi. Ama tabii pandeminin etkisiyle bazı fabrikalarda inişli çıkışlı üretim olabiliyor. Aralık ayının sonunda da bu rakamları görebileceğiz. Ama Kasım ayında baktığımızda iç piyasa oldukça iyiydi. Yıl sonu rekabetinden dolayı, stok eritme çalışmalarından dolayı iyiydi. Yani ihracat rakamları biraz geriden gelse de yıl sonunda bu rakamları daha net görebileceğiz. Ama iç piyasa ilk 11 aya göre bakıldığında yani %15'lik bir artış vardı. İhracat rakamlarındaki satışlarda biraz daha fazla olursa belki yıl sonunda yani çünkü ihracat rakamları %60-%70 arasında, iç piyasaya da 30-40 arasında gidip geliyor. Rakamlar biraz enişte çıkışta olabiliyor. Yıl sonunda bakıldığında biliyorsunuz Çin'den sonra Türkiye ikinci büyük üretim merkezi durumunda. Şu anda 28,5 milyon, 129 milyon adet arası büyük eşya bu 6 ana kalemdal. Dolap, çamaşır, bulaşık, fırın, derin dondurucu ve kurutma. Bunlar çok önemli. Zaten Kasım ayına kadar 26 milyon 400 bin civarında olmuştu. Dolayısıyla ortalama 2,5 milyonluk aylık üretimle belki de 29 milyonla geçen seneki rakamla kafa kafaya gidebilir. Ama en büyük burada avantaj şu, ihracat rakamlarında döviz artışı olduğu için iç piyasadan yapılan dışarıya gönderilen mallarda en azından bu döviz artışından dolayı en azından fabrikalarımız biraz daha karlı durumda olabilir. İç piyasada da uygun ürünler, rekabet yapıcı ürünler piyasaya sunulmakta. Çünkü tüketicimizin biliyorsun gelirleri dövizde oranla atmadığı için bu açıkları da rekabet olan ürünlerde kapatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla beyaz eşya 2020 yılında en azından kafa kafaya geçti. Bizim için de bu sevindirici. 2021'in de hiç çeyreğinde de çok büyük düşüklük yaşamazsak yani 2021'de de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle faiz politikası ve sıkılaşmanın hani devamı da gelebilir beklentisiyle baktığınız zaman beyaz eşya sektöründe ilk yarıda bir daralma acaba gelebilir mi? Hani biraz oraya atıfta bulunduğunuz için soruyorum. Ya şimdi üretim yaptığımız için ona fabrikalarımız bir çözüm bulacaktır. Tabii ki bir daralma olabiliyor yılın başında zaten her sene bir daralma. Mevsimsel olarak da bizim sektörümüz genelde yazın çok iş yapar. Çünkü hem tadilatların olması hem düğünlerin olması artı bunun yanında klima ve derin dondurucu kurban ayların yaz aylarında olması. Dolayısıyla yaz aylarında büyük hareket getirir. Ama tabii ihracat rakamlarına da bakmak gerekiyor. İnşallah çok pandeminin artmaması, bu aşının yani dünya geneline yayılması bir avantaj getirecektir diye düşünüyorum. Ocak ayında belki biraz düşüş olabilir ama Şubat'tan sonra yukarı doğru çıkar diye düşünüyorum. Ali Bey, bir de üretimde özellikle bir takım ham maddelerin sıkıntısının yaşandığı daha önceki yayınlarda biz karşılaşmıştık. Özellikle saç konusunda bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Tabii ki Uzak Doğu'daki fabrikalardan genelde bu biliyorsunuz Çin bu çelikteki dünyadaki en büyük üretici ülke konumunda. Oradan dolayı ürünler geç gelmekte. Bunun etkisini gördük ama tabii bizi bunu şirketlerimiz, fabrikalarımız buna hazırladılar. Biz de buna göre stok yapımızı belirliyoruz. Yani birkaç ay sonraki üretime göre sıraya giriyoruz. Dolayısıyla oradan ne kadar ürün gelirse almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki iç piyasadaki piyasanın daralması da talepleri de düşürüyor. Çünkü turizm sektörü, onların tekstil sektörü olsun, gıda sektörü, özellikle restoran grupları. Yani bu tarz şeyler bizim satışlarımızı aşağı doğru çekmiştir. Ama bu seneki satışların düşmemesini ise şöyle açıklayabiliriz. Yılın başında tüketicilerimiz ÖTV indirimi bekliyorlardı. Her sene bu yapılırdı son dönemlerde. Bu olmadı. Üstüne bir de pandemi gelince insanlar evlerinde kalınca dolap, çamaşır, bulaşık ve küçük hava aletlerindeki kullanım oranları artınca ihtiyaç fazla oldu. Eksik evet. olan ihtiyaçlar evde kalındığı için, insanlar tatil yapmadığı için, dolayısıyla evde kalıp yemekler yapıldığı için hamur makineleri,
işte blender grupları, işte çay kahve makineleri daha çok gitti. Evde kalınca da daha fazla kullanım olduğu için çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları ve fırınlar daha çok ihtiyaç haline geldi. Evet, stok yapmadan dolayı derin dondurucu arttı. Dolayısıyla yani bu sene tatilden ve diğer anlattığımız şeylerden dolayı yani ihtiyaç fazlası ürünler satıldı. Dolayısıyla açığımız da kapanmış oldu. Evet Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu yıl özellikle tabii ki pandeminin etkisi evde kal temasıyla birlikte beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerine yaramış gibi gözüküyor. Ali Bey'in de aktardığı üzere. Cem Sümbül bizlerle, Habertürk Teknoloji Editörü. Dün gelen önemli bir haber vardı. Onun detaylarını konuşacağız. Cem, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi özellikle tabii Oppo tarafından gelen haber, Çinli bir firmanın Kocaeli'nde yapacağı yatırım nasıl karşılandı? Piyasada neler konuşuluyor şu anda, senden dinleyelim. Ya tabii hepimizin olduğu gibi bizim de şaşırdığımız bir gelişme oldu doğrusu. Çünkü böyle bir konuyu daha önce henüz, ya böyle sıcak bir konu yoktu Türkiye'de üretim yapılabileceğine dair, ama tabii ki teknolojinin bu seneki kullanımı, pandemiyle beraber kullanımının artışı ve Türkiye'deki aslında belki de bu döviz konusundaki işte yükseklik, şirketlerin Türkiye'de daha düşük maliyetle üretim yapması ihtimalini ortaya çıkardı. Bir taraftan da Türkiye'de bulunmayla birlikte şirketlere bazı avantajlar sağlayabileceğini düşünürsek, şirketlerin uzun dönemli stratejileri anlamında Türkiye'de olması büyük ihtimalle daha akıllıca geldi diye düşünüyorum. Bu anlamda Oppo'nun, tabii Oppo da yine Çinli üreticiler arasında hatırı sayılır bir marka. Türkiye'de de oldukça agresifler, bu anlamda pazarlama anlamında agresif davranıyorlar. Ürünleri de bu anlamda iyi. Bu yüzden Oppo'nun gelişi, Türkiye'de bulunması, diğer Çinli şirketlerin de Türkiye'de başka hareketlerde bulunabileceğini tahmin ettiriyor bana. Çünkü çok iddialı markalar var. Malum her biri işte o teknoloji listesinde sıralamayı zorlayan Koreli şirketleri, Amerikalı şirketleri zorlayan durumda diyebiliriz. Koreli derken de aslında bir taraftan da Samsung'un da gene Türkiye'de yatırım yapacağını öğrenmiş olduk. Böylece gene Bloomberg'in haberiyle. Buradaki Samsung'un yatırımı da değerlendirecek olacak. Aslında Türkiye'deki ilk yeni bir yatırım değil. Daha önce de vardı yaptığı yatırımlar, ama bu anlamda üretim anlamındaki yeni hamlelerinden bir tanesi. O da sevindirici. Burada olması, Türkiye pazarı Akdeniz ülkesi olduğumuz için telefonları gerçekten çok sık değiştiriyoruz, hızlı değiştiriyoruz, hızlı tüketiyoruz. Türkiye'de bulunması demek belki maliyetlerin daha düşük bir şekilde üreticiye, tüketiciye daha hızlı bir şekilde ulaşması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bir avantaj yaratabilir. Bu özellikle vergi avantajı yaratabilir. Çünkü vergi üzerinde ciddi bir yük var telefonlarda, biliyorsunuz. Ve artık yurt dışına telefon getirmenin de çok da büyük bir esprisi kalmadı özellikle. Evet. Bu ara cihazlarda, yani üst seviyedeki amiral gemilerinde değil ama ara cihazlarda yurt dışından telefon getirmenin, işte 3 sene telefonu kullanacak olmanız, işte pasaporta bağlı bir şey kişinin kullanacak olması, o hattın, o sim kartın, işte o telefona sabitlenmesi gibi konular yüzünden artık o orta seviyedeki telefonların Türkiye'de çok da yurt dışından tercih edilmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla burada aradığımız şeyler diğerleri, yani işte üst seviye telefonlar, ama üretim bandının Türkiye'de, bir üretim yapılması Türkiye'de, bu anlamda bu orta seviyedeki üretimin Türkiye'ye getirilmesi mutlaka bizim de faydamız olacaktır diye düşünüyorum. Fiyat tabii ki, anlamında istihdam bir olarak da, değil mi? Evet. Evet, istihdam anlamında mutlaka bir katkısı olacaktır %100, ama onun dışında burada yapılacak üretimin bize Ar-Ge olarak, ki daha önce Vestel zaten burada telefon üretiyor malum, biliyorsunuz. General Mobile var burada Türkiye'de üretim yapma noktasına çok ısrarcı olan ve devam eden, ama Vestel daha böyle %100 yerliye yakın çalışmaya çalışan bir şirket, ama öyle değil tabii de. Çünkü çipler, şunlar bunlar derken mutlaka dışarıya kapıyı açmak zorunda kalıyorsunuz. Yani her şeyi burada üretmek gibi bir şey çok akıllıca olmayabiliyor. Fakat oyuncu haline gelmek önemli tabii ki. Vestel dışında, General Mobile dışında Türkiye'de bu anlamda üretim yapılması %100 bizim için önemli. Ve dediğiniz gibi telefonlara da fiyatlar yansıyacak mı? Onu birlikte göreceğiz. Ben şöyle daha olumlu olabilir diye düşünüyorum. Oppo ve Samsung gibi bir markanın Türkiye'de üretim yapması demek, şimdi bizim Vestel'in üretim yapması gibi değil. Çünkü İki taraftan da avantajlı fiyatları elde edebilir Oppo. Çin'de üretim yaptığı işte bazı ürünlerden bu tarafa getirir. O fiyat avantajını korur. Bir de burada vergi avantajını korursa tabii ki daha ciddi bir marka haline gelir.
Dolayısıyla bu hamlenin burada hedefleri olan diğer Çinli markalarında, diğer markalarında, yani sadece Çinli olmasına ve Çinlilerin büyük bir yükselişi olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla her birinin fiyat noktasında avantajlı hale gelmesi için, özellikle daha da sıkı rekabetin olduğu o orta seviyede, orta ve düşük seviye, giriş seviyesi ve orta seviye telefonlarda rekabet oldukça yoğun. Orada her fiyat, her anlamda avantaj anlamına gelebilir. Dolayısıyla bakalım, göreceğiz ne kadar yansıyacak fiyatlara. Onunla beraber yeni bir piyasa oluşumu, yeni bir piyasa sıralanması görebiliriz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle Cem, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Şimdi Abdurrahman Yıldırım'a tekrar döneceğim. Abdurrahman Bey, bununla ilgili sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde bu da bir önemli bir doğrudan yatırım. Ve hep bizim konuştuğumuz işte doğrudan yatırımların artması gerekiyor. İşte sadece sermaye piyasası tarafındaki o derinlik ve yabancı girişi değil, bir yandan da tabii doğrudan yatırımlar en çok aranılan, beklenen, özlenen diyelim. Nasıl görüyorsunuz? Devamı gelebilir mi? Özellikle hani pandemi sürecinde biliyorsunuz çok konuştuk. İşte Çin'e alternatif biraz daha, çünkü özellikle bu Oppo meselesinde de Avrupa piyasası hedef alınarak, yani bir nebze daha o tedarik zincirinin yakın bölgelere kaydırılması gibi de belki okunabilir, ama sizin yorumunuz ne olur? Yok, ben de o şekilde yorumluyorum zaten. Avrupa'nın tedarik merkezlerinden birisi Türkiye. Yani otomotivde mesela böyle, tekstil konfeksiyonda böyle, kısmen gıdada böyle ve asıl az önce konuştuğumuz beyaz eşyada böyle. Yani beyaz ve beyaz demeyelim, yani kahverengi eşya da var buna, yani televizyon. Dolayısıyla ev eşyaları diyelim. Ev eşyalarında biz Avrupa'da pazarın en büyük oyuncusuyuz. Yani Avrupa'ya satılan, en çok ev eşyası satan ülke Türkiye. Dolayısıyla bunun merkezi artık Türkiye. Üretim merkezi Türkiye. Bir şirket değil, şirketler üretiyor, Avrupa'ya satıyor. Böyle baktığımız zaman yani Türkiye bazı ürünlerde merkezi rol oynamaya başladı. İşte otomotivi saydım, şeyi saydım. Hatta turizm, yani Avrupa'nın turizm merkezi de yine Türkiye. Bu anlamda önemsiyorum. Yani cep telefonu teknolojisi Türkiye'de üretilip hakikaten Türkiye'nin etrafına ve Avrupa'ya satılabilir. Bu valla Türkiye'nin de iyi yönetmesi gereken ve bu sektörün içindeki aktörlerin de yine hedefleyerek böyle bir yeni bir başarı hikayesi, sektörel bir başarı hikayesini hedefleyerek hareket etmeleri halinde pekala mümkün. Yani Türkiye'de cep telefonu üretim merkezi olabilir, ama bu iki tane oyuncuyla olmaz. Yani diğer oyuncularında, diğer büyük dünya üreticilerinde Türkiye'ye üretimlerini kaydırmasıyla mümkün olabilir. Ve bu asıl iş gücü bize. Yani hem iş gücü, hem eğitilmiş iş gücü. Teknolojiyi anlayan, know-how'u bilen bir iş gücü, bir yan sanayi yaratmış olacak. Gayet güzel bir şey, iyi bir gelişme. Yani şu anda nasıl otomotivde biz iyi bir şeyi yakaladık, dalga yakaladık. Devam ettiriyoruz bunu. Gelişmiş bir otomotiv yan sanayimiz var ve buradan iyi bir ihracat yapıyoruz. İyi para kazanıyoruz. Ekonominin çekici bir sektörü. Beyaz eşya da aynı duruma gelmiş. Ya da dayanıklı tüketim malları da aynı duruma gelmiş. Bunun yanına pekala elektronik eşya ve bu cep telefonu teknolojisini, haberleşme ve telekom şeyini de ekleyebiliriz. Evet, önümüzdeki dönemde Türkiye hem burada özellikle baştan beri konuştuğumuz, yani yayının başından beri konuştuğumuz Borsa İstanbul tarafında cazibesini koruyor. Hem de bir yandan dediğiniz gibi doğrudan yatırım anlamında da bir cazibe merkezi haline de gelebilir. Oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. En azından pandemi sürecini sadece başlı başına düşünürsek, pandemi sonrasında belki de daha hızlı bir girişte yaşanabilir. Diliyoruz öyle olur. Şimdi son 1-2 dakikamız. Dilerseniz biraz da içeride yine
Dolar TL tarafını da konuşalım. Özellikle kurdaki geri çekilme, hani Merkez Bankası tarafını konuştuk ama tam anlamıyla dolar TL ile ilgili beklentinizi sormadım. Çünkü kurumsal firmalara baktığımızda bugün HSBC tarafından da mesela yine büyüme beklentileri olsun, enflasyon beklentileri olsun, burada değişikliklere gidildiği ve dün de özellikle yine Goldman Sachs tarafından dolar TL ile ilgili beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğini gördük. Sizin yorumunuz ne olur? Evet. Yıl sonu beklentisi ve 2021 için. Ya herhalde yıl sonu için yani 7,5 civarında bir bitme, tamamlanma gayet yerinde olur. Daha da fazla aşağı düşmesini herhalde Merkez Bankası istemeyecektir diyelim. Çünkü dalgalanma yaratabiliyor. Dolayısıyla yani kur aşağıya geldiğine göre, işte faizler yukarı gittiğine göre, kredi büyümesiyle büyümeyi terk ettiğimize göre, gelecek yıla ilişkin daha önce yapılan büyüme tahminlerinin de aşağıya çekilmesi gayet normal. Bunun yine cari açığı daraltıcı etkisi olacağı da beklenmeli. Dolayısıyla cari açığımız daha düşük olacaksa, ithalat gereğimiz azalacaksa, döviz ihtiyacımız buna göre daha düşük kalacaksa, yine sermaye hareketleri Türkiye'ye daha güçlü bir şekilde gelecekse, yönelecekse, bütün bunlar dövizde bir bollaşma, döviz arzını artırma anlamına gelir. Dolayısıyla kuru en azından dengeleyici, yine geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yükseltici değil, düşürücü yönde etki yapar. Böyle bir döneme girdik. Yani inşallah bu dönemi sürdürürüz. Ama bu az önce de belirttiğim bu acı ilaçta çok yakından ilgili. Yani acı ilacı çok erken terk etmememiz lazım. Evet. Terk etmediğimiz sürece bence kur düşük kalmaya devam edebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlar ve değerlendirmeler için. Abdurrahman Yıldırım her salı olduğu gibi efendim bizlerleydi. Noktalıyoruz burada. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.